Saygıdeğer hanımefendiler, bugünkü buluşmamızı demokrasi tarihimiz açısından son derece önemli bir yerde ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Az önce başkan Hakan kardeşimizin kendi telaffuzundan dinledik. Hanımefendiyle de maşallah yan yana oturmuşsun. Oradan bize naz yapıyorsun. Ve gerçekten Muhteşem bir tarih var orada. Ve bu tarihin olduğu yerde 5 Ocak 1956'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından temelleri atılan eski bir dokuma fabrikası. Bu tesis merhum Menderes döneminde ülkemizin içine girdiği kalkınma hamlesinin en mümtaz örneklerinden birisidir. Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası olarak yıllarca ekonomimize ciddi katkılar sağlamış, binlerce kardeşimizin istihdam kapısı olmuş. Ancak rahmetli Menderes'in temelini attığı bu fabrikayı açmaya maalesef ömrü kifayet etmemiştir. Fabrika Adnan Menderes'in idam edilmesinden tam 13 gün sonra, 1 Ekim, 1961 tarihinde üretime başlamıştır. Dolayısıyla burası sadece merhum Menderes'in vizyonunun değil, şimdi bunun altını çiziyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim, bu CHP'ye gönül veren milletim 27 Mayıs zihniyetinin ve yassı ada zulmünün de bir nişanesi olarak bunu görsün. Türkiye'nin 70 sene önce başladığı kalkınma yolculuğunun önünün nasıl ve kimler tarafından kesildiğini gösteren sembol bir mekandayız. Rahmetli Menderes'i hepsinin yalan ve iftira olduğu sonradan anlaşılan ithamlarla alaşağı edenler demokrasimizi kesintiye uğratmakla kalmamış ülkemizin altın değerinde yıllarını da çalmışlardır. Milletimizin ismi her geçtiğinde Adnan Menderes'i hayırla yad etmesinin onu dar ağacına gönderenleri de nefretle anmasının sebebi işte budur. Üretimi 2003 yılında duran bu fabrikayı ve arazisini Kepez belediyemizin gayretleriyle 2015 yılında yeniden Antalyalılara kazandırdık. Yeşil alanları, müzeleri, kütüphaneleri, bilim ve sanat merkezleri, modern sanat galerisiyle eski fabrika alanını yeni bir cazibe merkezi olarak şehrimizin hizmetine sunduk. Antalya Dokuma Park'ın açılışından bu yana geçen sürede pek çok kültür, sanat ve spor etkinliğine başarıyla ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Her açıdan gurur verici bu güzel yatırımı Kepez'le birlikte tüm Antalyalı kardeşlerimizin istifadesine sunan Belediye Başkanımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Menderes ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kıymetli hanımefendiler, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz işimize bakıyor. Usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Meclise sunduğumuz anayasa değişikliği teklifiyle İnşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha mühkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin, 400'ün üzerinde bir kabul oyuyla meclisimizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye 100 yılı vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu zorlu mücadeleyi de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle, siz hanım kardeşlerimizle birlikte vereceğiz. Her zaman söylediğim gibi kale içeriden fethedilir. Dolayısıyla kadının eli bu işe değdiği anda biz bu işi bitiririz. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde kırdığı rekorlarda sizin çok büyük emeğiniz ve katkınız var. Türkiye'nin gıptayla takip edilen başarılarında sizlerin Alın teri, yürek teri var. Ekonomiden demokratikleşmeye, aileden eğitime, sosyal politikalardan tarıma, turizme kadar her alanda yazdığımız destanda sizlerin payı var. İnşallah Türkiye yüzyılının da mimarı sizler olacaksınız. Bunun için tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. 2023 seçimlerine kadar durmadan dinlenmeden çalışmamız, kapısı çalınmadık hane, hanımlar başta olmak üzere gönlü kazanılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmamamız gerekiyor. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Aydınlık ve müreffeh yarınlarımıza verdiğiniz ve vereceğiniz güçlü destek için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında Türkiye'nin refahı ve huzuru için, eşitlik ve adalet için samimiyetle çaba harcayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.